Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ve Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün TYP alımlarında Ağın ve Sivrice'ye kontenjan vermemesine tepki gösterdi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Elazığ merkez ve ilçelerde TYP kapsamında 205 işçi alacağını duyurmuştu. Ancak bu konuda Elazığ'ın Ağın ve Sivrice ilçelerine kontenjan açılmadığı belirtildi. Bunun üzerine Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ve Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan alım yapılacak ilçeler arasında Ağın'a kontenjan açılmamasını eleştirdi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'e seslenen Başkan Uslu, Ağın Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve hemşerilerimizin acil ihtiyacı varken Ağın'a TYP personeli istihdamı yapılmaması çok çirkin. Planlamayı yapan yetkililere, ilçem ve hemşerilerim adına hakkımızı helal etmediğimizin bilinmesini isterim. Listede Ağın, Keban ve Sivrice ilçelerinin milli eğitimine istihdam yapılmamış ancak Keban Belediyesi'ne 15 kişiyle katkıda bulunulmuş. İhtiyaç halinde Keban Belediyesi'nin milli eğitimi destekleyeceğine inancımız tamdır. İl Milli Eğitim Müdürü'ne soruyorum. Ağın hakkininiz ve gareziniz nedir? Ağın ve Sivrice, Elazığ'ın ilçesi değil mi? Dedi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan da eleştirilerde bulundu. Başkan Gündoğan, TYP kapsamında personel istihdamı yapılırken ve bütün ilçelere kontenjan verilmişken Sivrice ve Ağın ilçelerimize neden verilmediğini merak ediyoruz. Bu iki ilçemizde işsizlik mi yok? Deprem merkez üssü olan bu dönemde en fazla desteğe ihtiyaç duyulan ilçemize, Yapılan bu ayrımı doğru bulmuyoruz ve bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesini bekliyoruz ifadesinde bulundu. Öte yandan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılmak için alınacak toplum yararına program kapsamında alınacak 205 işçi için başvurular başladı. Elazığ'da merkezde 135 işçi, Kovancılar ilçesinde 18 işçi, Karakoçan ilçesinde 16 işçi Alu ilçesinde 11 işçi, Arıcak ilçesinde 10 işçi, Alacakaya ilçesinde 5 işçi, Baskil ilçesinde 5 işçi, Maden ilçesinde 5 işçi alınmak üzere toplamda 205 kişi alınacak. TYP alımı için başvuruların son günü 12 Eylül pazartesi olduğu kaydedildi. 9 ay çalıştırılacak olan işçilerin noter kura çekilişleri 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Müracaatlar İşkur internet sitesinden, Alo 170 hattından ve e-Devlet üzerinden de yapılabilecek.